Siyerlere baktığımız zaman Amr bin Luhay'ın kıssasını hepiniz biliyorsunuz. Kendi zamanında put yokken, İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzereyken, hiç kimse Allah'a şirk koşmazken, herkes Allah'a ibadet ederken, Amr bin Luhay salih bir insandı. Salih bir kişiydi. İnsanlar ona güvenirdi. Onun söylediklerini tasdik ederdi. Şeytan gitti kimin ayağını kaydırdı? Gitti onun ayağını kaydırdı önce. Gitti o Kabe'yi tavaf ederken ne dedi? Lebbeyk la şerike lek dedi. Emret ya Rabbim, senin bir ortağın yoktur dedi. Sonra bir zaman geçti, şeytan geldi. Dedi ki illa şeriken huve lek dedikten sonra dedi ki Amr bin Luhay, yahu dedi bu söz sıkıntılı. Ne yapıyorsun dedi şeytana. Şeytan tabi öyle kendi kılığında değil, bir şeyh kılığında geliyor, ona bu konuda telkinlerde bulunuyor. O dedi ki bunda bir şey yok. Zaten ben ne diyorum? Ben diyorum ki her şey onun elindedir diyorum. Bakın aynı bugünkü sofilerin söylediği gibi. Sen diyorsun ki bu Allah'a ortak mıdır? Haşa, öyle şey mi olur diyor. Tek yaratıcı Allah'tır diyor. Bu da öyle dedi. Şeytan da geldi Amr bin Luhay'a bunu söyledi. Sonra ikinci aşama yavaş yavaş bir put geldi. İkinci bir put geldi. Üçüncü bir put geldi. Ve Mekke Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldiği zaman her ihtiyaçları için bir put yapılmıştı. Kardeşler, şeytan böyle işini ne yapıyor? İşini bu şekilde düzgün yapmaya çalışıyor. Onun için düşmanımız çok büyük. Düşmanımız işini bilen bir düşman. Bize düşen nedir? Tevhid konusunda bu meseleleri iyi bilmek, iyi anlamaktır diyebilirim. Ve şeytan sürekli insanlara, salihlere saygı perdesi arkasından aşırılığı emrediyor. Yani saygı gösteriyoruz, yanlış bir şey yapmıyoruz diyorlar. Halbuki o saygı belli bir süreden sonra aşırılığa gidiyor. Allah muhafaza, Allah bizi bu tür amellerden korusun diyebilirim. Mesela aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Yakın zamanda bir tane yatır vardı. İşte bu Batman tarafında olsa gerek, Güneydoğu tarafında. O yatırı bir açıyorlar, nakledecekler başka bir yere. Bir bakıyorlar içi bomboş. Yani yıllardır bunlar içi boş olan bir kabirden yardım istiyorlarmış. İçi boş. Yıllardır onun keramet gösterdiğini söylüyorlarmış. Yıllardır onun yardım ettiğini söylüyorlarmış. İçinde hiçbir şey yok. Ki bugün de böyle kardeşler. Alimler diyorlar ki Hüseyin radıyallahu anh'unun 4 tane 5 tane kabri var. Bakın 4 tane 5 tane. Yani 5 parçaya mı bölündü? Biri işte Şam'da, biri işte İran'da, biri orada, biri burada, 4-5 parça. Hepsi de tazim gösteriyor. Hepsi de ondan yardım istiyor. Veya mesela İstanbul'da bakıyorsun adamlar oraya çöp atılmasın diye bir yatır yapıyor. Bir bakıyorsun gelen geçen dua etmeye başlıyor. İlk nesil meseleyi anlamıyor. İkinci nesil burada büyük bir zat yatıyordu diyor. Öyle gidiyor. Veya adamlar eşeği gömüyor. Eşeğini sevdiği için ne yapayım, toprağın altına gömeyim ki işte hem insanlara sıkıntı olmasın, hem de eşeğime ne yapmış olurum? Eşeğime bir ahde vefa göstermiş olurum diyerek onu gömüyor. Bir bakıyorsun ondan sonra gelecek olan kervan, aa burada büyük bir zat yatıyor, hemen dur şuna bir dua edelim. Başlıyorlar duaya. Sonra ne yapalım, bu büyük bir zattır. Efsaneler insanlar arasında dolaşıyor, dolaşıyor. Dolaştıktan sonra bakıyorsun adamlar oraya hemen bir ev yapmış, perdeler gelmiş, büyük büyük kubbeler yapmış. Ondan sonra yardım istemeler, şifa istemeler, çocuk istemeler ve benzeri şeyler Allah muhafaza çokça oluyor. Yakın zamanda siz de belki görmüşsünüzdür. Adamlar o kadar kalplerinde kabir sevgisi, o kadar kalplerinde kabre olan düşkünlük var ki, salihlere karşı bir ilahlaştırma var ki, yakın zamanda mesela İran'da adam korona virüsüne karşıyız, bu tür şeyler bize etki etmez diyerek gidip kendi taptığı o kabirleri yalıyordu ya, yalıyordu. Ha, bu kadar müşrik bunlar yani, bu kadar. Yani zararı faydayı ondan bekliyorlar. Bildiğin yalıyor yani. Niye? Çünkü kalbi o kadar kabirlerle, kalbi o kadar putlarla. Başka bir şey değil yani. Öpüyor, işte yalıyor. Neler yapıyorlar yani? Çocuk istemeler, orasını burasını sürmeler. Neler neler kardeşler, neler neler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinden neler istiyorlar ya? Açın bakın, yani anlatıyorlar oradaki Arap şeyhler. Ya donunu atanlar, sırf çocuğu olsun diye, kalem atanlar, başka şeyler atanlar, üniversiteye geçsin diye, ondan yardım isteyenler. Yani Suud hükümeti orayı açsa var ya, orayı söküp herkes kendi yerine götürecek yani. Toprak bırakmamışlar, toprak. Ondan dolayı bu insanların kalbi, Muhammed bin Abdülvahab'ın dediği gibi, hayırdan çok, ihlastan çok, tevhidden çok
şerre meyle diyor. Hep şerre meyle diyor. Çünkü insanlar kendi atalarını bunun üzerine bulmuşlar. Sebebi budur diyebilirim.